Malatya Spor için, bizim için inşallah hayırlı olur. Ben güzel olacağına inanıyorum. İnşallah hep birlikte şehriyle, taraftarıyla, bütün camiayı oluşturan dinamikleriyle, halkıyla bize destek verecek yönetim, futbolcu, taraftar işbirliğiyle inşallah güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Vallahi tabii benim Malatya Spor'u seçmemdeki en büyük etkenlerden birisi de oydu zaten. Şehrin, halkın, taraftarın, yönetimin beni burada çok görmek istemesi. Dolayısıyla insanın istenmesi güzel bir şey. Çok istenmesi çok daha güzel bir şey. O yüzden bundan tabii ki çok mutluluk duyuyorum. Ama bu tabii bana farklı da bir sorumluluk yüklüyor. İnsan tabii kendisine bu kadar inanan ve güvenen insanların bu güvenini de boşa çıkarmak istemeyecektir. Dolayısıyla ben de bundan sonra çok çalışacağım. Ve bu insanların bana olan güvenini boşa çıkarmayacağım. İnşallah hep beraber güzel şeyler yapacağız. Bugün tabii çok fazla zamanımız yok. Tesislerle alakalı sezon başlangıcına, yani şöyle düşünüyorum. Temmuz ayı kamplarda geçer. Temmuz ayının sonunda Allah'ın izniyle takım Malatya'ya dönecek. Malatya'ya döndüğümüz zaman da burada o bizi başarıya götürecek takımın, o futbolcuların rahat bir ortamda çalışabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortamı onlara hazırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu açıdan eksiklikler var. Şimdi hep beraber sportif direktörümüz Ali, yönetimimiz Erdal Bey, işte kulüp yetkilileriyle çok kısa süre içerisinde neleri daha iyi yapabiliriz, şartları nasıl daha uygun hale getirebiliriz, bunları görüşeceğiz. İnşallah bakalım. Herkes iyi niyetli, güzel şeyler olacak. Şimdi transfer tabii çok kolay iş değil. Hele hele transferin ilk dönemleri biliyorsunuz. Biraz daha zor oluyor çünkü rakamlar havalarda uçuşuyor. Dolayısıyla onların böyle belli bir standarda oturması, bazı gerçeklerle yüzleşmek hem futbolcu açısından hem kulüp açısından biraz zaman alıyor. O yüzden tabii ki geç kalmamak lazım ama böyle bir panik haliyle de yanlış işlere adım atmamak gerekiyor. O yüzden biz yönetimle uyum içerisindeyiz. Ne yaptığımızı biliyoruz. Panik yapmadan, çok da böyle aceleci davranmadan doğru transferler yapmak zorundayız. Çok fazla zamanımız yok derken yine biraz da vaktimiz var. Dolayısıyla bu vaktimizi de çok olumlu değerlendirmek istiyoruz. Evet. Yapılacak tabii ki. Çalışmalar çok yoğun bir şekilde devam ediyor. İnşallah bizim istediğimiz Malatya Spor taraftarını mutlu edecek, onlara keyifli futbol izlettirecek takımı oluşturacağız, oyuncuları alıp. Tabii benim şöyle antrenörlük kariyerime baktığınız zaman sezona başladığım 11 senede, yani takımları alıp kendim hazırlayıp sezona başladığım 11 senede 8 senenin buna Kayseri Spor, Eskişehir Spor, Bursa Spor ve Beşiktaş'ta olmak üzere 8 sezonda takımlarımızın Avrupa Kupalarına katılmaya hak kazandığını, bunun yanında bir tane şampiyonluk ve 2 tane de Türkiye Kupası finali var. Dolayısıyla tabii geçmişinde böyle başarılar olan bir insanın gelecekle alakalı hedefleri büyük olur. Beni bundan önce de birçok takım istedi. Fakat çeşitli sebeplerden dolayı kabul etmedik. Ya da farklı sebepler öne çıktı. Ama burayı tercih etmemdeki en önemli sebeplerden birisi, biraz evvel de saydım, buradaki insanların bana duyduğu ilgi, sevgi, saygı ve bunun yanında da benim bu camiaya karşı hissettiğim duygular ve beklentiler.